Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Evet, cümleleri dikkatli bir biçimde okuyorum ve her cümleyi bir önceki cümleyle değerlendiriyorum. Devamı mıdır, değil midir şeklinde. Evet, her dilin kendine has özellikleri, incelikleri vardır. Gündelik kullandığımız kelimelerde ve kullanış şekillerinde bu incelikler pek fark edilmeyebilir. Evet, bu incelikler. Dolayısıyla ikinci cümle, birincinin devamı. Üçe bakıyorum. İki veya daha fazla kişinin ilişkilerinde nükteler, söz arasına serpiştirilmiş şiirler, güzel sözler, atasözü ve deyimler fark edildiklerinde ise söyleyene hemen bir ayrıcalık kazandırır. Evet, üçüncü cümlemizde diğer cümlemiz, yani birinci ve ikinci cümlemizi destekler nitelikte, devamı niteliğinde. Dördüncü cümlemize bakıyorum. Günlük hayatımızda neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğini bilemeyen kimselerin ilişkilerinde ve hele herhangi bir kuruluşa yaptıkları başvurularında başarısız olduklarını hep görmüşüzdür. Evet, dördüncü cümle farklı bir konuya geçti arkadaşlar. Günlük yaşamımızdaki kelimelerin bize kazandırdıkları veya kaybettirdikleri mevzusuna geçti. Dolayısıyla farklı bir konuya geçti. Bakalım beşinci cümle nasıl devam ediyor? Bunun için söz ola baş götüre, söz ola iş bitire derler. Altıncı cümleye devam ediyorum. Bu nedenle başarılı olmanın en önemli şartı bilmenin ötesinde bildiğini güzel bir şekilde söyleyebilmektir. Yedinci cümle, bu ise dilin inceliklerini bilmekle mümkündür. Evet, dolayısıyla eğer biz bu paragrafı ikiye bölmek istiyorsak, dördüncü cümleden itibaren, yani ikinci paragrafın ilk cümlesi dördüncü cümledir. Doğru seçeneğimiz de C seçeneğidir.